Hoş geldiniz, sefa verdiniz. Fotoğraf sayesinde başka kişilerle tanışıyorsunuz ve aile oluyorsunuz. Beni tanıştırırken bizim büyük oğlan der Cennet Ana. Mustafa der ki en büyük abimiz. Onlar dört erkek kardeştir. En büyük abimiz der. Köyde gerek düğüne gittiğimizde gerek başka eğlencelere gittiğimizde tanıştırırken beni hep o şekilde tanıştırırlar. Çünkü aile olduk. Dedim siz ne iş yapıyorsunuz? Biz de keçi çobanıyız. Nerede? İşte kışın Didim'deyiz. Yazın Isparta, Uşak, Afyon oralarda dolaşıyoruz. Nasıl gidiyorsunuz? Yürüyerek. Nasıl geliyorsunuz? Yürüyerek. Ne kadar keçi var? O dönemde sanırım 4000 civarında keçi vardı. 4000 tane keçiyle giderken Didim'den çıkıyorlar. Azizabad köyü Kuyucağı. Azizabad köyüne kadar geliyorlar. Oradan kamyonlara yükleniyor. Bu arada koyun da var içlerinde. Gidecek ilk yere kadar gidiliyor. Oradan yayla dolaşılıyor. Daha sonradan artık keçi ve koyunların doğumuna göre dönüş ayarlanıyor. Ve tümüyle yürüyerek yaklaşık 400-450 kilometrelik bir yürüyüşle 2-2,5 ayda Didim'e geliniyor. Ben 2 yıl boyunca 2016-2018 gerek Didim, gerek yol şartları, gerek yayla olsun 29 kez yanlarına gitmişim. Fotoğraf çekimi için, onun haricindeki sohbetler için falan filan değil. 29 kez yanlarına gitmişim ve yaklaşık bu 29 kere de 8000 kare kadar. Ben Söke'de oturuyorum. 1976'dan beri fotoğraf çekiyorum ama asıl fotoğraf çekmeye başlamam benim emeklilikle birlikte oldu. 2009'dan sonra başladı. Genellikle belgesel türünde fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Yani bir derdim var, onu anlatmaya çalışıyorum ve çalıştığım genellikle konularda Türk kültürü üzerine, yani bizim Ege'nin deve güreşleri olur, yağlı güreşleri olur, rahvan at yarışları var. Ondan sonra sudan koyun atlatma var. İşte bu göç olayı var. Genellikle bizim Türk kültürünü anlatan fotoğraflar çekmeye çalışıyorum. Türkler göçebe bir toplum. Her ne kadar Anadolu'ya gelsek, yerleşsek de hala göçerliğimiz devam ediyor. Ben 2 yıllık 2016-2018 yılları içerisinde 2 yıllık bir çalışmayla bu göçerleri fotoğrafladım. Kışlakları Didim, yazın Uluborlu, yani Isparta, Afyon, Uşak taraftaki yaylalara gidiyorlar. Buralarda keçilerini gidiyorlar, satış yapıyorlar, peynir yapıyorlar ve daha sonradan kışlaklarına geri dönüyorlar. 2 yıl boyunca ben bu göçü takip ettim, fotoğrafladım bir sonraki nesillere kalabilsin diye. Bu sunumu burada NAFOT'ta sunmaktan, Nazil'de sunmaktan çok mutluyum. Aynı zamanda fotoğraflarını çekmiş olduğum ailenin burada olması beni çok mutlu etti. Onlarla birlikte, onlar da ilk defa izlediler bu sunumu. Onlarla birlikte çok güzel bir akşam geçirdik. Hem onlara hem NAFOT'a çok çok teşekkür ediyorum. Ben Aydınerli Kuyucak ilçesi Azizabad Mahallesi muhtarıyım. Biz yürüyoruz aynı zamanda. Konar göçer yörüklerden. Yazın Afyon, Isparta yaylalara çıkar hayvanlarımızla birlikte. Kışın da sahil bölgelerine Didim, Kuşadası, Selçuk buralarda kalırız. Yine bir göç esnasında Didim'den Isparta, Afyon'a göç esnasında fotoğrafçı bir abimizle karşılaştık. Ve bizim göçü başladı çekmeye ve 2 yıl süren bir süreç içerisinde güzel fotoğraflar çekti. Bizim dertlerimizi, sıkıntılarımızı, yaşadıklarımızı topluma bildirmeye çalıştı. Ve bizlerin gerçekten de yaptığımız bu olay takdire şayan bir olay ve korunup kullanılması gereken bir olay aslında. Yüzyıllardır gelen bir Türklük geleneğini sürdürüyoruz biz. Maalesef yeterli desteği de alamıyoruz. Sağ olsun Sabiha abicim bu konuda bizlere yardımcı oldu. Umarım gerekli yerlere ulaşır ve gerekli tedbirler alınır diye düşünüyorum. Bu anlamda emeği geçen Sabiha abime özellikle, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu yapılan sunum bizim gerçek kültürümüzü yansıtan bir olaydı.
ve gelecek nesillere aktarabileceğimiz sadece güzel bir anı oldu. Çok teşekkür ediyorum Savık Güzel'e. Nazilli Fotoğraf Derneği olarak ülkemizin çeşitli kültürel etkinliklerini ve fotoğraf sanatçılarını derneğimizde zaman zaman ağırlıyoruz. Bugün de fotoğrafçı dostumuz, aynı zamanda çeşitli uğraşlar yapan sevgili Sabık Güzel ile birlikte olduk. Yöremizin kültürlerini, özellikle Türkmen kültürünün göç hikayesini bizlerle paylaştı. Bu göç hikayesi aynı zamanda kültürümüzün önemli değerlerinden biri olduğunu bildiğimiz için özellikle onu derneğimizde misafir ettik. Onu misafir ettiğimiz için çok mutlu olduk ve aynı zamanda bu gecede bu projede yer alan kişilerle birlikte olmak bizleri daha da mutlu etti. Hepsini emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bugün Sabık Güzel abim bizim geleneklerimizi, göreneklerimizi, göçümüzü, yaşadıklarımızı çekti. Biz çok mutlu olduk, çok teşekkür ederim. Kendimizi izledik, çok mutlu olduk, çok sevindik, duygulandık. Emeğe geçen burada herkese, hep hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Bizden sonra bu kültürü yaşatacak olan kimse kalmadı. Biz üreten insanlarız. Bundan devletimizden, milletimizden destek bekliyoruz. Köylü milletin efendisidir. Herkese teşekkür ediyorum. Aynı şekilde bugünkü Azizabatlı misafirlerimiz için de bu geçer. Teşekkür ederim onlara. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Nazilli Belediyesi'nin katkılarıyla yapılmış. Çektiysen. Allah'a emanet olun.